Osmanlı'dan Cumhuriyet'e, bilimde ve kültür sanatta yol açan kadınlar. Cahide Songül, ilk kadın yönetmen ve star oyuncu. Anlatan Doçent Doktor Sevgi Uçan Çubukçu. Kadın star. En önemli cümle olarak Cahide Songül ile ilgili bunu söyleyebiliriz. Pek çok şeyin ilkini temsil eden bir kadın Cahide Songül. İlk kadın star, ilk star sinema oyuncusu, ilk kadın yönetmen, döneminde boşanan, üç evlilik yapan ve efsane olarak günümüze kadar süre gelen kimliğinin altında yaptığı pek çok şeyi belki de hala tek o yapmış diyebiliriz. 1916'da Yemen'de doğuyor. Dedesi 7. Kolordu komutanı o dönem. Babası da dedesinin ordusunda subay olarak görev yapan bir asker. Ve Cahide Songül da orada 1916'da doğuyor ve adı da aslında Mücahit'ten geliyor. Cahide Serap'tır. Sonra 1981 Beyoğlu'ndaki ölümüne kadar uzanan bir sıra dışı bir hayat tabii ki Cahide'ninki. Konservatuvarda eğitim görüyor. Halk evlerinde tiyatro yaparken ve şehir tiyatrolarında dönemin erkek tanrılarından o alanda Muhsin Ertuğrul'u keşfediyor. Bu yeteneği ve güzelliği, sen her şeyi bırakacaksın, sadece buna çalışacaksın diyor. Ondan sonra da yürüya kulum oluyor zaten Cahide Songül o yeteneği ve o güzelliğiyle. Ama aynı zamanda herhalde Cahide Songül yapan, ona efsane yapan o pırıltısı ve enerjisiyle diyelim. Sadece bu güzellik değil, çalışma azmi ve bana kalırsa hep ben olma üzerinden tanımlayacağımız bir kendini inşa etme, özne olma hali diyelim. Bu çok önemli bir kadın için. Bir kadının o dönemde çıkıp hem de en olmadık bir, çünkü bedensel sergileme de var. Nitekim bütün saldırılar ve olumsuzlamalar bu güzelliği ve bedensel varlığı üzerinden de gelir. Ölümünden sonra pek çok ünlü isim de aslında benle de birlikte olmak istemişti diye hatta onu karalamaya çalışırlar. İşten, tiyatrodan dönüyor. İsmet Ay zannediyorum. Oturuyorlar ve bir içki alırken pat diye kocasıyla beraber Celal Bayar ya da Adnan Menderes olduğu söyleniyor, geliyor. O da birden ayağa kalkıyor ve büyük tepki veriyor. Neden haber vermiyorsun? Benim evimde rahatça oturmaya hakkım yok mu arkadaşımla diyerek çıkıyor ve bir daha gelmiyor salona. Böylesine posta da koyabiliyor. O kadar güçlü ve karizmatik de bir sanatçı tabii. 1932'de ilk tiyatro oyununu oynuyor. Ondan sonra gene Muhsin Ertuğrul rejisörlüğünde Söz Bir Allah Bir adlı filmle sinemaya geçiyor. Fakat tabii burada o kadar çok ilkler başlıyor ki artık Cahide Songül için. 1935'te o ünlü afişinde de gördüğümüz Bataklı Dam'ın Kızı Aysel filmi. O bir eşik. Bu da aynı zamanda Türkiye'deki ilk köy filmi örneği olarak da geçiyor bütün literatürde. Ve buradan da ilk star kadın oyuncu olarak Cahide Songül artık lanse edilmiş oluyor. Bursa civarında bir köy, yanlış hatırlamıyorsam bu filmin çekildiği köy. Muhsin Ertuğrul gene yönetmeni. Filmin senaryosunu Nazım Hikmet yazıyor. Senaryosunun oluşturulduğu esas metnin sahibi, hikayenin sahibi de ilk Nobel'li kadın yazar İsveçli Selma Lagerlöf. Müziklerini de Cemal Reşit Rey yapıyor. Yani bizim efsane diyebildiğimiz başka pek çok isim de bu filmde emeği olan insanlar. Film popüler kültürümüzde de çok önemli. Örneğin başına taktığı filmin afişindeki eşarbı Aysel adıyla bir moda yaratıyor. Aysel eşarpları olarak Türkiye'nin moda tarihine de geçiyor. Bütün kadınlar o eşarbı o dönemde takmak için yarışıyorlarmış. Görünen görkemli hayatın, şık hayatının kürkleriyle, pırlantalı ayakkabılarıyla ya da içinden şarap içilen, şampanya içilen ayakkabılarının ötesinde çalışkan bir kadın. Ciddi bir tiyatro ve oyunculuk, yani sinema aşkı olan bir kadın.
Muhsin Ertuğrul başka filmlerde oynamasına kendisine izinsiz olarak izin vermiyor. Cahide Sonku da artık Cahide Sonku. Zaten çok hani zapt rapt altına alınabilecek bir kadın değil. Dolayısıyla kendini ondan ayırarak yönetmenlik ve oyunculuk serüvenine devam ederken Muhsin Ertuğrul da kendi yönetmenlik serüvenine devam ediyor ve bir tiyatro yönetirken mekanının da kocası zengin iş adamı olan, tütün tüccarı olan kocasına ait olduğunu bildiğimiz mekanda bu tiyatro gerçekleştirilirken İhsan Doruk o eşi de Cahide Sonku çok kızıyor. Diyor ki sen orayı satın alacaksın diyor. Ve İhsan Doruk da o tiyatroyu satın alıyor. Denir ki müthiş şık ve işte o pırlantalı kürklü giysiyle bir hışımla içeri girdi. Tiyatro salonuna tam oyununu yönetirken Muhsin Ertuğrul ve burası bana ait artık bu tiyatro der. Muhsin Ertuğrul da sessizce hiç cevap vermeden şapkasını, fötr şapkasını alıp ceketini giyip siz mekanı satın aldınız ama benim tiyatromu değil der ve çıkar gider. Ama yıllar sonra yeniden evlenme teklif edecek kadar da hayranlığı sürüyor olacaktır Cahide Sonku'ya. Tabii bu arada 1951 Zeki Müren'le oynadıkları Beklenen Şarkı filmi de bir başka kırılma noktası. Zeki Müren'in çıkışı Cahide Sonku'nun da batışının başlangıcı olarak adlandırılan bir kırılma bu. Film büyük bir patlama yapılıyor. Sinema salonlarının kapıları kırılıyormuş içeri. İnsanlar biz de izleyeceğiz diye girmesi için. Bir böyle bir şey var. İkincisi bütün arşivlerinin, film kopyalarının falan içinde olduğu yapım şirketi kundaklandığı söyleniyor, yanıyor. Ondan sonra belini toparlayamıyor Cahide Sonku. 1979 Sinema Yazarları Derneği'nin SİAT yani kısaltılmış adıyla SİAT'ın verdiği bir ödül aslında bir tür vefa ödülü o. Alkolizm içinde kaybolduğu, sokaklarda yattığı, gerçekten büyük bir sefalet içinde yaşadığı bir dönemdir. Ve insanlara da biraz küstüğü, vefasızlığı yaşadığı bir dönemdir. Fakat kendisi almaya gitmiyor. Bir başka ilki daha yaşatıyor. Meyhanede ödülünün verildiği tek sanatçı belki de. Bir meyhanede, Körfez meyhanesi zannediyorum, ödülünü alıyor ama meyhaneye de ödülünü almaya da her zamankinden daha farklı önem verdiğini gösteren, giyinerek, özenle giyinerek, tertemiz makyajını yaparak geliyor. İlk evliliğinde oyuncu olan Talat Ertemel'le, Talat Ertemel de dönemin yakışıklı, cazibeli, kadınlardan ilgi görmeyi seven ve hani onlarla da ilişkilerini yakın tutan, yani sosyal hayatı seven ve onun ilişkisini de seven bir adam. O yıllarda çok çalışkan olan, çok içen birisi değil Cahide Sonku. Fakat sonra bu gerilimli şeyde ilişkisinde sanki içerse bu gerilim de ortadan kalkarmışçasına alkole alışmasının temel nedenini birinci kocası olarak gösteriyor hep. İkinci kocasıyla ise müthiş zenginliği, lüksü, tabii saraylar, konaklar, önemli insanlar, çok şık giysiler ve o işte pırıltıyı onunla yaşadığını söyler. Üçüncü kocasıyla da gerçek aşkı yaşadığını söyler aslında. Cahit Irgat'tır. Cahit Irgat da Mine Organ'ın eski kocasıdır. Benzemez. Anneliğe dair ise çok acı çektiğini biliyoruz. Yani zengin olan kocası Doruk ayrıldıklarında kızını da Ender'i de alıp zengin ve güçlü adam tabii. Üstelik onun hayatını, sanatçılığını, her şeyini kullanıyor. Kızını alarak ve bir daha yüzünü göremeyeceksin diyerek götürüyor yurt dışına İngiltere'ye. Çok acı çektiği yıllar. Belki de alkolü tetikleyen en önemli şeylerden biri bu. Hayatında dinamiklerden biri bu. Çünkü alkolikliğinin hayatına damga vurduğu yıllar esas 60'lı yıllar ve 70'ler zaten. Cahide Sonku'nun hayatını anlatan simge birkaç şey aklıma geliyor ama birinci olarak Beyoğlu ve İstiklal Caddesi diyebilirim. Çünkü Cahide Sonku'yu Cahide Sonku yapan tiyatrolardan sinema salonlarına, meyhanelerden işte baloların yapıldığı, törenlerin yapıldığı mekanlara kadar hepsinin adeta yaşandığı önemli bir kültür ve sanat merkezi, semti olması anlamında Beyoğlu İstiklal Caddesi derdim.
son filmi çekerken Ülker Akalın'la ona biraz da maddi yardımla çektikleri ve Bakırköy ruh ve sinir hastalıklarında yatarken her gün Ülker Akalın'ı alıyor. Sabah doktorundan onu teslim alıyor zimmetle. Bütün gün filmi çekiyorlar. Akşam gene kendisi teslim ediyor doktoruna ve o arada çok da sohbet ediyorlardı. Ve diyor ki niye bu hayat, hani alkolizmi falan şey yaparken ben düşkün değilim ki diyor. Bu benim seçimim diyor. Gerçekten de kendi seçtiği hayatı yaşayan bir kadın Cahide Sonku. Onun için efsane bence. İlk kadın yönetmen ve star oyuncu Cahide Sonku'yu Doçent Doktor Sevgi Uçan Çubukçu anlatıyordu. Yol açan kadınlar hafta içi her gün NTV Radyo'da.